Herkese selamlar arkadaşlarım. Hepiniz YouTube kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Ben biraz önce bir giriş çekmiştim ama hoşuma gitmedi. Sildim yani, şu anda tekrardan çekiyorum. Şimdi bugün günlerden Perşembe ve Pazar günü bizim Antalya'da biliyorsunuz ki galamız var. Aslında birkaç gündür pek modum yok. O yüzden hani gidesim de kaçtı açıkçası. Çok heyecanlı ve mutluydum ama şu anda çok gidesim de yok aslında. Sebebini de daha sonra anlatırım arkadaşlar. Şu an anlatmak istemiyorum çünkü modum düşecek, moralim bozulacak ve ağlayabilirim. O yüzden ağlamak da istemiyorum. Şimdi demem o ki arkadaşlarım, valiz hazırlamam gerek. O yüzden hani şimdi biraz önce Leo burada yatıyordu. Ben de onun yanında durmak için buraya gelmiştim. Dedim ki bari gelmişken kıyafetlerimi de çıkartayım, hazırlayayım. Zaten 3 gün olacağı için hani bir gün önceden gideceğiz. O gün üstümdeki kıyafetlerle giderim. Oraya da işte kıyafet olarak da bir tane de bir sivitle tight'la giderim diye düşünüyorum. Üstüme de ceket montumu alırım. Bir tane daha sivit alırım. Yani bunlardan şu an göstereceklerimden hariç bir tane daha sivit alırım diye düşündüm. Gelirken de onu giyerim ya da orada işte tutacağımız zamanlarda. Gerçi tişört falan da aldım, göstereceğim şimdi. Onlar da olabilir. Şöyle bir galaya artık hazırlık yapayım dedim. Çünkü hiçbir hazırlığım yok. Sadece elbisem hazır. O da zaten hani düğünlerden bildiğiniz bir elbise. Yeni gelenler bilmez de. 2 sene önce kuzenimin düğününde giymiştim. Yani çok severek giyiyorum ve aldığım bir elbiseydi. Ben galaya da uygundu. O yüzden boşuna elbise almadım. Zaten elimde varken onu değerlendireyim dedim. Şöyle şimdi aldıklarımı bir göstereyim arkadaşlar. Elbisemi de gösteririm. Bu bir elbise. Siyah bir elbise. Yakası V gelenler var ya arkadaşlar. Zaten orada da inşallah video çekeceğim. Detaylı da görürsünüz. Yine bu da başka bir düğünde. İşte yazın tatil için falan aldığım bir elbiseydi. Bunları böyle konserimizde olacak. Buray konseriydi yanlış hatırlamıyorsam. Konserde giyerim diye düşünüyorum. Sonra şöyle tişörtlerim var. Hiç giymediğim yeni tişörtlerim var arkadaşlar. Şunu bir giydim. Diğerlerini çok kullanmadım. Yani neredeyse hiç kullanmadım hatta. Birazcık böyle renk katmak istedim. Çünkü diğer kıyafetlerim hep siyah olduğu için. Bu lacivert. İşte bu yavru ağzı gibi. Beyaz ve beyaz. Bunları da yine işte taytlarımla, montumla falan hani orada aralarda gezerken, yemeğe giderken falan giyerim belki. Yanımda tişört bulunsun diye aldım. Burada da arkadaşlar şöyle kombinlerimi de orada gösteririm artık. Şu an çünkü gerçekten giyemem. Bir de karnım da şiş, regli dönemi yaklaşıyor. O yüzden biraz önce bir iki tanesini giydim ama göbeğim kötü gözüküyor. O yüzden hoş durmadı. Yani hoşlanmadım görüntüden. Bunları orada giyince gösteririm. Şöyle 4 tane bluz, hatta 5 tane miydi? Şununla 5 oluyor. Şununla 5 tane bluz. Böyle eğitimlerimiz olacak arkadaşlar. Eğitimlerde giymek için aslında böyle aldım. Şurada altta da 2 tane pantolonum var. Biri palazzo pantolon, biri Zara'nın İspanyol paça pantolonu. Daha sonra şöyle bir tane, nasıl diyeyim, basic bir tane askılı bluz aldım arkadaşlar. Bunu da işte ceket alırsam, ceket de bakacağım biraz sonra. Kardeşim de ceket tarzları daha çok. Ben çok ceket giymeyi sevmem. Spor insanıyım biliyorsunuz ki. O yüzden bende pek ceket yok. Hatta hiç yok neredeyse. Genellikle böyle daha ırka tarzı şeyler var. Yani ceket denilebilecek gibi değil. O yüzden böyle bir tane askılı beyaz şey aldım. Bluz aldım. Ceketlerin içinde falan giyerim diye. Bunlar da arkadaşlar ne biliyor musunuz? Şey, kolları vatka görünümlü olan bluzlar. Her rengi var bende. Yani şu 3 rengi var, her rengi var demeyeyim de. Yine işte beyaz ceketle falan giyerim diye aldım. Aynı şekilde siyahı da, aynı şekilde bu turuncu, kiremit rengi olanı da ondan aldım. Beyazı da hani daha güzel. Hatta bunun siyahı da var. Belki siyahını da eklerim. Yine ceketlerin içine falan giymeye bakayım. Bir ceketlere de bakacağım. Ve kıyafetlerimi hazırlamış oldum. Sadece böyle çorap, iç çamaşırı falan yok henüz. Onları da koyarım zaten 2 dakikada. O yüzden sıkıntı yok. Bir de makyaj malzemelerimi hazırlayacağım. Onlar da zaten günlükte kullandığım şeyler olacağı için onları da hemen hazırlarım. Makyaj çantalarıma koyarım. Şampuanım falan filan, onları da unutmayayım. Unutmayacağım yani inşallah. Bir de kameralarım var tabii. Onları da hazırlayacağım. Hepsini alıp alayım ve unutmayayım diye arkadaşlar. Böyle sizinle galaya hazırlık yapayım istedim. Yani çekmeye aslında dediğim gibi hiç içimden gelmiyordu ama dedim ki başlatayım bari video. Birlikte ilk galamız gideceğiz yani, çünkü iptal zamanı da geçti. Biz ayarlamalarında her şeyini yapmıştık zaten. Hani hesapta olmayan bir durum çıktığı için ortaya. Sıkıntı değil yani, yapacak bir şey yok. Yani durumlar iyi olsun da gerisi önemsiz arkadaşlar gerçekten. Şu anda gidiyoruz yani, hani ayarlamalarımız o yönde. Bir başka bir sorun, sıkıntı çıkmazsa inşallah. Bir de saçımı boyadım. Bugün sabah aldığım renkle saçımı boyadım ama birazcık bunun rengi arkadaşlar ışıkta bakınca bana biraz koyu geldi. Hani bundan sonrasında daha kumralımsı bir renk mi alsam diye düşünüyorum. Bakın bu daha siyah diğer saçlarıma göre. Yani çok çok belli oluyor mu derseniz, hayır belli olmuyor. Yani şu an saçımdaysa anlayamazsınız. Çünkü ışık falan vurunca
daha açılıyor. Bir de duş aldıkça zaten renkleri akıyor ya biraz. O yüzden çok anlaşılmıyor ama yine de bir tık açığını alsam daha iyi olurmuş gibi geldi. Neyse şu an saçımı boyadığım için şu an saçımı seviyorum. Çünkü daha gür gözüküyor. Aa, buraları boyamamışım yine ya. Öf, yo boyamışım. Işıktan mı böyle gözüküyor? Bazı yerler hep kalıyor. Halbuki boyadım yani. Buralarda da var boyanmamış. Tüh, neyse. Benim için önemli olan şuralara, şu kısımlar. O yüzden oralar boyansın. Yeter yani. Altları şu anlık olmasa da olur. Yapacak bir şey yok ona da yani. Saçımı boyadım. Bir yerden başlayayım artık dedim. Kaş bıyık aldım arkadaşlar. Onları daha alırım tekrardan gitmeden de. O malzemeleri yanımda taşımayayım. Zaten 3 günlüğüne gideceğimiz için bir de uçakla gideceğiz. Ekstra malzeme taşımak istemiyorum aslında. Sadece lazım olabilecek şeyler yani. Şunlar da inşallah 15 kilo falan gelmez de. Direkt şeye koyabiliriz valize. Bakacağım, valize tartarım evden çıkmadan. Böyle bir hazırlığa başladım yani arkadaşlar. İnşallah güzel geçecek. Ben de girişte yapayım dedim. Valiz hazırlığımı da sizlerle birlikte yapmış oluyorum. Böylelikle. Yani ne zaman kapatırım bilmiyorum. Bunu da vlog olarak belki devam ettiririm birkaç gün. Hem galada neler yapacağız, nasıl hazırlanacağız vesaire. Yani normal gün içerisinde de yaptıklarım falan da çekerim inşallah. Bakalım böyle. Şimdilik en azından orada giyeceğim kıyafetler hazır olmuş oldu. Evet arkadaşlarım, o kadar yoruldum ki tipimin kötülüğüne lütfen bakmayın. Şimdi valiz hazırlıyorum ve çok yoruldum. Bütün evi de topladım, temizledim, halıları kaldırdım, yıkadım. Şimdi valiz için şöyle birkaç tane daha farklı kombin yaptım. Kardeşimden aldığım kıyafetler var. Onların ikisini alacağım arkadaşlarım. Şunu alırım. Şurada çıkardığım iç çamaşırlarım falan var şurada. Burada da aynı şekilde bir dakika. Burayı da böyle çarşamba pazarına döndürdüm arkadaşlar. Her şeyi çıkartıyorum gözümün önünde olsun ki unutmayayım. Saç için, işte makyaj çıkarma için, makyaj için, şampuan, takılarımı şöyle bazılarını takacağım. Bazılarını valizime koyacağım. Hepsini şöyle çıkarıyorum. Bunların bir tanesinin içinde takılarımı koydum arkadaşlar. Gözlük kutusunun içine. Bir tanesi de normal gözümdeyken lens kutumu falan filan koyacağım. Şöyle makyaj malzemelerimi aldım. İşte en var çeşitim. Ne yapacağımı bilmediğim için arkadaşlar birazcık fazla almış oldum. Şöyle yeni pigmentli aldıklarımı, far paletlerimi aldım. Şu pigmentli olanı falan. Güneş kremi aldım. Lens suyumu aldım. Şöyle tırnaklar aldım. Yarın sabah tırnak yapıştırıcısı alacağım. Tırnak yapıştırıcısım yok. Bu saatimi de alacağım arkadaşlar. Şu Michael Kors, Michael Kors artık nasıl okunuyorsa o saatimi de alacağım. Makyaj fırçalarım burada. Makyaj sabitleyici. Allah şu demin de yere düştü, yine düşüyor. Burada böyle şey var. Yüz yıkama jelim var. Tonik de almayacağım arkadaşlar. Yüz yıkama jeli şu anlık yeterli. Tonik de taşımayayım. Bunların hepsini yerleştireceğim. İşte şurada serum var. Saç için yağım var. Bu nefes tazeleyici. Boğaza da iyi geliyor arkadaşlar. Ben hasta olacak gibiyim. O yüzden Allah şampuanım. Düştü şimdi de. Ay şampuanım diyorum ya. Parfümüm düştü. Parfümümü alacağım. Bunları dediğim gibi böyle bir çıkardım. Ojelerim. Makyaj malzemelerimi kutularıma koyacağım. Ekstra bir tane çanta yapacağım. Diş fırçam, diş macunum. Burada tokalarım var. Böyle pamuk aldım. Yine birkaç tane daha pamuk alacağım. Pamuk az. Sadece bir duş jeli almadım banyodan şu an. Bir duş jelini alacağım. Yine kutulardan birine koyacağım. Bundan çünkü iki tane koydum. Nereye koydum acaba? Şurada arkadaşlar şampuanı iki tane aldım. Ne olur ne olmaz yetmez diye. Yani şu anlık tamam gibi. Sadece bir tırnak yapıştırıcım yok. Onu alacağım yarın. Başka da bir şey hatırlamıyorum yani. Şu an toka alacağım birkaç tane. Şöyle iki tane küçük tel toka da aldım. Gördüğünüz gibi. Bir tane daha şundan alacağım arkadaşlar. Daha sonrasında tel tokalarımı aldım. Kardeşimden maşa alacağım bu arada. Benim maşam yok. Kardeşimden maşa alacağım. Maşa yaparım diye düşünüyorum gala günü. Makyaj malzemelerimi de aldım zaten. Topuklu ayakkabımı alacağım. Spor ayakkabımla gideceğim. Yani şu anda tamam gibiyim. Valizimi de getirdim. Şimdi valizime dolduracağım hepsini arkadaşlar. Ama öncelikle saatlerimiz 10.30. Ama bizim veterinere gideceğiz. Bir kontrolümüz var. Ondan sonrasında da bize dolduracağım bunları. Çok yoruldum çünkü halıları da kaldırdım. Görüyorsunuz ki yerde halı falan hiçbir şey yok. Şöyle şimdi halılar da yıkanmada. Yıkanıyor. Burada monta var. Ya kendi montumu ya da bu montu giyeceğim arkadaşlar giderken. Ekstra bir mont taşımayacağım. Çünkü zaten bunun içi yünlü ya. Boşu boşuna ekstra taşımaya gerek yok. Yünlü olduğu için direkt olarak onu alacağım. Şarj aletlerimi alacağım. Bir de kamera malzemelerimi alacağım. Alacaklarım şu anlık bu kadar. Şurası birazcık çarşamba pazarına döndü ama yapacak bir şey yok. Sabah duş alacağım. Böyle yani. Şimdilik bu şekildeyiz arkadaşlar. Bu Görki tonu şeyini de alırım. Şunu. Beauty Blender'ını. Bakıyorum. Bir şey gelirse aklıma yine koyarım. Şu anlık böyledir.
Nemlendirici almadım. Yani güneş kremi aldım. Nemlendirici almadım. Bunu alayım ya da nemlendirici olarak da. Bu çok fıs fıs diye arkadaşlar. Çok güzel. Ha, gerçi aldım ya. Şunu aldım. Ordinary'inkini aldım. Ya da bunu da taşıyabilirim onun yerine. Bu da hafif. Şu. Bir bakacağım yani anlayacağınız. Şimdi şurası biraz karışık. Dediğim gibi bizim veterinerde biraz işimiz var. Gerçi saat 10.30'muş. Ben şunları bir yerleştireyim arkadaşlar, makyaj malzemelerini. Oralarına bakalım yerleştiği kadar. Koyacağım arkadaşlar ama yarın da makyaj yapacağım. Yani ufaktan bir şeyler yaparım. O yüzden her şeyi koymayayım dedim. Fakat koydum ya neredeyse. Bunları unutmuşum. Buraya pamuk ekleyeceğim. Bunlardan ikisi de şampuan arkadaşlar. Aynı şampuan. Bunların birini almayacağım. Zaten iki tanesine koydum. Çok fazla yeter. Birine duş jeli koyacağım. O yüzden bunlar elendi. Yine yarın sabah duş alacağım için bunları da kullanıp öyle koyarım. Bunlar gece bakım kremleri, parfümüm, saatim. Şunu dediğim gibi kullanacağım. Yarın şurada bir fırçam var. Onunla da hemen böyle tek renk bir şeyler sürerim. Bir de elimle alışım zaten. Elimle de yaparım. Şöyle deodorantımı da koyarım. Çünkü zaten başka deodorantlarım var. Onlardan sıkarım. Onu da koyayım da bu çantam bayağı doldu. Hepsini koyup bir de tartacağım arkadaşlar. Çünkü 15 kilo olması gerektiği için. Hani fazla olmasın. Hadi devam. Hello arkadaşlarım, bugün yeni bir gün. Şimdi bizim bir kontrolümüz var, veteriner kontrolü. Şimdi bir oraya gideceğiz. Valizimi falan her şeyi hazırladım. Şöyle de bir kombin yaptım. Tight'ten rahat olayım istedim. Sivit ve hava aşırı soğuk arkadaşlar. Şapkamı taktım. Bir de şöyle bir sırt çantası aldım. Çünkü çantam yani valiz normalde 15 kilo olması gerekiyormuş. Şöyle 15 kiloyu geçti. El çantam var. Bir de sırt çantası alacağım yanıma mecbur. Valizi de hazırladım. Onu da buraya koydum. O da şurada bekliyor. Yani hazırım. Uçağa daha bayağı var. Akşam 5.30'da saatlerimiz şu an 11'e gidiyor. O yüzden hani daha var yani. İşleri bize halledeceğiz. Saat 1.30 gibi falan buradan yola çıkarız. 1-1.5 saatte de muhtemelen havalimanında oluruz diye düşünüyorum. Böyle yani şimdi biz çıkıyoruz arkadaşlar. Diğer kameraya geçeceğim. Yolda falan da böyle ufaktan çekim yaparım. Böyle valiz hazırlığı, işte galaya gitme falan filan olsun. Sonrasında otele girdiğimizde de oda turu yaparım sizlere. Bakalım inşallah hayırlısıyla varırız. Bu kameramı bırakıyorum. Dediğim gibi küçük alacağım. İkisini birlikte taşımak istemedim. Şimdi ben çıkıyorum. Önce bir kontrole gidelim. Havalimanına giriş yaptık. Şimdi iki tane güvenlik önleminden geçtik. Her şeyi çıkardık. Valizleri de verdik. Sadece ufak bir yanlışımız olmuş olabilir ama bakalım inşallah düzeltebilirsek süper olacak. Şimdi daha 1-2 saatimiz var yani 1.30-1.45 falan. O yüzden bir şeyler içeceğiz. Bakıyoruz etrafta içecek bir şey bulmak için. Böyle.
Biz otele giriş yaptık arkadaşlar. Otel çok güzelmiş bu arada. Gerçekten bayağı beğendim. Şöyle ortamı göstereyim. Otel turu ya da oda turu zaten yaparım diye düşünüyorum. Girişi çektim biraz önce. Çekelim aşkım. Bakın böyle bir görüntü var. Bayağı güzel girişleri falan. Çok beğendim. Bayağı büyük bir otel zaten. Şimdi odamıza gireceğiz. Çınar burada. El saldı Çınar. Rüzgar da burada. Merve de şimdi kendi vlogunu çekmek için gitti. Şimdi bir dakika. Hani bir daha göstereyim. Ama bayağı beğendim yani. Gerçekten güzelmiş. Şöyle bir yakınlaştıralım. Bakın şurada taht gibi bir şey var. Tam bana layık falan dermişim. Yılbaşı ağacı da kurulmuş. Gold ağırlıklı. Şimdi biz girişimizi yapacağız. Şurada kayıt herhalde. Diğer tarafta da varmış. Girişimizi yapacağız. Ondan sonrasında da odamıza geçeceğiz. 2'de açılış konuşması var Home'un. Sonrasında da girişte de şey var. Siyahi bir arkadaş çok güzel hareketler yapıyor. Hoş geldiniz diye sürekli gülüyor. Çok iyi. Böyle yani. Otele giriş yaptık sonunda gerçekten. Uçak korkum. Sizinle dün de konuşamadık. Dün sizinle konuşamadık arkadaşlar. Biz uçaktan indik. Bizi Merve'ler aldı. Ben de Merve'lere gittim. Burada Merve'nin ailesi burada oturuyor. Merve benim biliyorsunuz ki üniversiteden arkadaşım. Merve'lere gittik. Akşam oradaydık, yattık, uyuduk. Sonrasında kalktık. Şu an öğlen. Şimdi de giriş yapacağız inşallah. Merve'yi bekliyorum. Onlar da dışarıda arabadan eşyaları alıyorlardı. Böyle biz de çocuklarla bekliyoruz. Ama burayı beğendim. Bayağı güzelmiş. Büyüklüğü falan çok güzel. Burada terledim. Evet, biz şu anda arkadaşlar hazırlandık. Buraya konserine gidiyoruz. Burası mıydı? 2000 bir daha mı? Değil. Burası değil. Seninki 2200'ün yani o yüzden 5200'ün olduğu yerden bilmemiz lazım. Hazırlandık. Boydan bir foto çekmedim. Yani bir şey de göstermedim. Ama zaten makyajım falan da aynı. Ruj sürmeyi unuttum. Ama kırmızı ama. Kırmızı mı? Ben biliyorsun ki kırmızı ya da bordo suyu. Bir tane var. Bir normal var. Şimdi konser iniyoruz. Buray konseri. Oradan da çekimler yapacağım size. Merve de burada. Ben nerede, Merve orada. Merve nerede, ben orada. Gidiyoruz. Odamız göçte olduğu için biraz göç ediyoruz. Ya değişik bir persten girdik çünkü. Yapma çaresi dostum.
Arkadaşlarım dün otele girdiğimizden beri gerçekten o kadar çok etkinlik yaptık ki yani böyle eğitime katıldık, işte diğer ara verdik, tekrar eğitim derken çıktık, işte yemek ye, gel hazırlan ve konsere git falan derken inanın hiç vaktim olmadı tekrardan kamerayı açmaya. Şu anda ilk günümüz o şekilde geçti. Dün size zaten neler yaptıysak genellikle söyledim yemek dışında. Şimdi bugün yeni bir gündeyiz ama bu videoyu kapatacağım. Hemen böyle oda turu yapacağım sizlere odada boşken. Bu otelde merak edenler için ufak kesitler almaya çalışacağım. İnşallah severek beğenerek izlersiniz bunu da onu da.
Beni buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.